Başkomiserim. Funda'nın evinden aldığımız jilet ve atlet Sibel'in kocası Taner'e ait. Vay be, biz Bora'dan şüphelenirken Taner çıktı. Üstelik bu kan lekesi 48 saat içinde oluşmuş. Bu da şu anlama geliyor. Karısının öldürüldüğü sırada Taner yurt dışında değildi. Hemen gidip alalım Taner'i. Bu arada pasaport kayıtları niye hala yok? Onları da hemen görmek istiyorum. Hadi. Tamam. Tıraş makinesinin üzerindeki kırmızı leke kandı. İnsan kanıydı. Ve DNA analizi yapıldı. Taner Levent'e ait olduğu ortaya çıktı. Taner'in Funda'nın evinde tıraş olduğu, yanağını kestiği açıktı. Ama ne zaman? Son 50 yıldır akan kanın ne zaman aktığına dair araştırmalar hızla sürüyor. Bu amaçla pek çok sayıda yöntem geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi, al yuvar çeperlerinin elastikiyetini ölçen atomik güç mikroskopisi. Bir diğeri, RNA molekülünün iki farklı şekli, ribozomal RNA ve haberci RNA'nın yıkım hızları belirleniyor. İşte bu yöntemle aslında Taner'in iddia ettiği tarihlerde yurt dışında olmadığı ve Funda'nın evinde bulunduğu kanıtlanmış oldu. Böylelikle Taner'in yalan söylediği anlaşıldı. Taner, cinayetin olduğu gün yurt dışında olduğunu söylemiştin. Ama bir gün önce döndüğünü ve yalan söylediğini biliyoruz. Üstelik eşinin ablası Funda'yla da beraber olmuşsun. Artık doğruyu söylesen iyi olur. Sen işledin değil mi cinayeti? Özgür kalmak istiyordun. Karından kurtulmak. Artık yolun sonuna geldin. Bu iş burada biter. Hayır hayır, anlamıyorsunuz. Sibel'i ben öldürmedim. Yalan söyledim. Çünkü ters durumda kalmıştım. Cinayetle ilgili şüpheli duruma düşeceğimden korktum. Nasıl ters bir durum? Sibel'in bir ilişki yaşadığından artık emindim. Elimde fotoğraflar vardı. Demek elinizde fotoğraflar vardı. Evet. Funda ile ilişkimiz benim Sibel'in Bora ile olan ilişkisini öğrenmemden sonra başladı. Bir gün evde yalnızdım. Ve moralim inanılmaz bozuktu. Yalnız mısın? Evde kimse yok. Taner, sana inanamıyorum. Karının biriyle bir ilişkisi olduğunu biliyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Yakında holdingde CEO olacağım. Bu ara boşanırsam yükselemem. Peki karın nerede şimdi? Sus lütfen. Ne bilmek istiyorum ne de düşünmek. Hiç anlamıyorum. Senin gibi birini nasıl olur da bu hale düşürür? Hem başarılısın hem yakışıklı. Yıllar sonra bana yakışıklı dedin. Belki de söyleyecek zamanım olmamıştır. Peki sen beni güzel buluyor musun? Funda. Ben yanlış kardeşle evlendim galiba. Biliyor musun Taner? Sen gerçekten çok özel birisin. İyi ki varsın. Canım benim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Hayatımda en yakınımda hep sen vardın.